Sevgili izleyiciler, yepyeni bir ilham veren hikayeler programına hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Kişisel gelişimden, liderlik becerilerine, girişimcilikten, takım dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede uzmanlık sunan deneyimli koç ve mentor İpek Ergin bizlerle. İpek Hanım, bireylerin içsel motivasyonlarına ve güçlü yönlerini keşfetmelerine yardımcı olarak onların kişisel ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca İpek Hanım, girişimci ruhları destekleyerek kuluçka merkezleri de startuplara iş modeli geliştirme gibi özellikleri, sosyal projelerde aldığı görevleri var. Onu yakından tanıyor olacağız ve bu programımızı gerçekleştirmemiz için bize sponsor olup destek verenlere Fred'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuğumuzu takdim edeyim. İpek Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız Dilek Hanımcığım? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir akşam olsun inşallah. Dilerim ki. Evet, bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Bugün burada heyecanla sizinle birlikteyim. Bakalım sorularınızı heyecanla bekliyorum. Evet, önce sizi bir yakından tanımak isteriz. İpek Ergin kimdir, neler yapıyor, kariyer hikayesi nedir? İzleyicilerimiz merak ediyordur. Tabii, seve seve Dilek Hanımcığım. Hemen anlatayım. Ben doğma büyüme İzmirliyim. İzmir'de öğrenimimi tamamladıktan sonra üniversite hayatı için İstanbul'a geldim. İstanbul'da uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okuduktan sonra bir Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Ve bu süreç içerisinde de çalışmaya başladım. Benim de bir bankacılık kariyerim var aslında bu süreç içerisinde. Ve ardından Sabancı Üniversitesi'nin EDU Yönetici Geliştirme Biriminde bir dönem çalıştıktan sonra sürecin bana sürprizleriyle dolu bir hayatım var aslında. Sonrasında hamileliğimle birlikte bambaşka bir kariyer yolunda ilerlemeye karar verdim. Çünkü hamileliğim sürecinde bir takım zorluklarla karşılaşacağımı öngörüyorduk ve bu noktadan hareketle de ben bu süreci birazcık evde dinlenerek geçirmek zorunda kaldım. Ve bunun sonucunda da şöyle bir karar aldım. Ben çocuğumu doğurdum. Dünyaya getirdikten sonra kıymetimi kimselere veremeyeceğim. Bir şey yapıyorsam da en iyi şekilde yapayım. Ondan sonra da gidip bir çocuk gelişim uzmanı olmaya karar verdim. Ve aslında hayatımın önemli kararlarından ve dönüm noktalarından bir tanesi oldu açıkçası. Çocuk gelişim uzmanlığı ile birlikte sevgili yavrum doğdu. Onu da 4 yaşına getirdim ve kalktık beraber anaokuluna gittik. Ben bir sene orada her şeyi sıfırdan öğrenmeye niyet etmiştim ve tüm beyaz yakalı kariyerimi bir kenara bırakıp hem annelik kariyerime hem de yeni kariyerime adım atmış oldum aslında. Ve sonrasında anaokulu yöneticiliği, pandemiyle birlikte ise koçlukla tanışma süreci. Bir baktım ki online'da bütün dünya aslında bizim ayaklarımızın altında. Ben bir süre eğitimler almışım, daha önceki birikimlerimi hayata aktarabileceğim yepyeni bir ortamla buluşmuş olmanın mutluluğuyla girişimcilik ve üreticilik tarafımı da çok destekleyen bir alan olduğu için daha önceki yetkinliklerimi birleştirme kararıyla bugünkü günlerime gelmek için ilk adımları atmış oldum aslında. Böyle bir hikaye benimkisi. Harika bir hikaye, dopdolu. Hem bir anne hem bir iş kadını, tam bir böyle ilham veren bir hikaye, gerçekten öyle yani, dolu dolu. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Aslında tabii çok kısadan anlatıyoruz ama bir diğer taraftan bu işin arkasında işte belki yerine göre gözyaşı, belki acı o noktada ama hiç umutsuzluğa kapılmamak ve her daim bir çıkış yok noktası bulmaya çalışmak var. Çünkü orada önemli olan oydu, kıymetli olan oydu. Elimdekilerle ne yapabilirim? En iyi şekilde nasıl devam edebilirim? Mükemmel olmak zorunda değil ama yeterince iyi olması bile o noktada beni şükürle ve aynı zamanda da sebatla çalışmaya iten bir noktaydı. Buradan hareketle de oradan buralara gelindi açıkçası. Çok güzel. Baktığımız zaman çok geniş bir yelpazede bir koçluk hizmetleri görüyorum. Ben biraz böyle araştırdım, inceledim. Yani evet, gençlere, çocuklara, işte sınavlarda böyle bir mentörlük, koçluk, her alan var. Her yelpaze var sizde gözlemlediğim kadarıyla. Aynı zamanda bir de beyin antrenörü ifadesi kullanılıyor. Çok değişik bir farkındalık yaratan bir koçluk yöntemi olsa gerek. Bu nedir? Bir de MYK belgesi olarak bu koçluğu yapıyorsunuz. Hani biraz bir de yelpazeden bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Aslında
İşte tüm bu söylediğim bilgi birikimlerinin hepsinin yeri geldiğinde güzel, keyifli ve yine tabii altı doldurularak kullanılması çok kıymetli. Hepimiz pek çok eğitim alıyoruz ama önemli olan eğitim almak değil, bunu içselleştirebilmek ve sonrasında da bunu hayata aktarabilmek. Hep böyle düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Mesela aslında koçluk yapıyorum, girişim mentorluğu yapıyorum. Kuluçka merkezlerinde bu anlamda çalışmalarım var. Bir diğer taraftan kurumsal bir eğitmenim. Danışmanlık mesleğiyle aynı zamanda haşır neşirim. Bir diğer taraftan da bakınca son dönemde söylediğiniz gibi bir beyin antrenörlüğü tarafı var. Burada yeni kurulan bir enstitünün eğitmenlerinden bir tanesi olarak da devam edeceğim. Günün sonunda şunu söylüyorum. Evet, niş alanlarımız var. Muhakkak ki de olmalı ve insanın gerçekten iyiyim, uzmanlaştığım dediği alanlarının var olabilmesi çok kıymetli. Bir diğer yandan gerçekten her alanda da var olmak, tüm bu masalarda oturuyor olmak benim ruhumu da çok doyuran bir şey. Çünkü ben de öğrenmeye çok hevesliyim, çok heyecanlıyım. Gençlerle olmaktan müthiş mutluluk duyuyorum. O yüzden öğrencilerimle çalışmaya devam ediyorum. Girişim mentorluğunda startuplarla bir arada özellikle psikolojik sağlamlık çalışıyoruz. Ki bu zaten öğrencilerimle de çalıştığım çok kıymetli bir alan. Bir diğer taraftan neler yapıyoruz Dilek Hanım? Kariyer tasarımı yapıyoruz. Çünkü kariyerlerin tasarlandığı bir dönemdeyiz. Ben ne yaparsam yapayım her şeyin temeline insan alıp o insanı alıp daha sonra kendi mevcudiyetiyle en iyi versiyonuna ulaştırmak için bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Yolculuğun sonucundaki hedefe ulaşmak çok kıymetli ama yolculuktan da tat almayalım mı? İşte bu noktada yolculuğu keyifle sürdürebilmek için beni bir navigasyon olarak kullanabilirsiniz diyorum ve oradan o şekilde ilerliyoruz. Evet, çok güzel bir navigasyon. Peki bu navigasyon ve seanslarla başarı ölçütlerinizi nasıl belirliyorsunuz ve başarıyı nasıl takip ediyorsunuz? Şöyle, eğer ki öğrenci tarafında bunu konuşacak olursak, tabii ki başarıyı nasıl adlandırdığımızla çok alakalı. Kaldı ki bir öğrenci de sadece başarının akademik bir başarı ve bir sonuç göstergesi olmadığını bence hepimiz biliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir okulu bitirmek ya da bir okula yerleşmek sadece başlı başına yeterli bir şey değil ki. Bitirdikten sonraki noktada da kendini var edebilmek ve hatta kariyerinin süre gelen her noktasında yine kendini ortaya koyabilmek, gelişime, dönüşüme açık olabilmek çok önemli. İşte buradan hareketle herkesin başarı kriterinin kendine göre değiştiği ve belirlendiği bir ortamda yaşıyoruz aslında. Ben o yüzden başarıyı herkesin kendi şahsi hayatında varmak istediği senaryoda ve karaktere uygun olarak yazılması gerektiğini ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenci tarafında birazcık daha tabii reel sonuçlarla bakabiliriz başarıya ama orada da hep şunu söylüyorum. Sürdürülebilir başarı önemli. Eğer ki sizin için mutlu olmak bir başarıysa lütfen bunun keyfini sürün ve mutlu olmak için çabamızı, emeğimizi harcayalım. Yok bunun dışında eğer ki sınavlarda belirli bir not koymak ortaya ve bununla ilgili bir derece yapmaksa elbette ki o aslında en kolay başarı ölçütü. Çünkü onu yapay zeka ya da analitik birimler de ölçebiliyor. Ama hayatın sadece bundan ibaret olmadığını, bütünsel olarak yaklaşılması gerektiğini hep düşünüyorum açıkçası. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda sizce hangi alanların daha ön plana çıkacağını? Şöyle söyleyeyim, koçluk çok güzel bir alan ve bu alanın çok kıymetli olduğunu da düşünüyorum. 2020'de küresel koçluk araştırmasına göre aslında 2025'e pardon 2015'e kıyaslandığında sektörün %21 bir artışla büyüdüğü gözlemlenmiş. ICF belirlemiş bunu kendi yaptığı çalışmalarla. Günümüzde ise koçluğun aslında yaşam koçluğu değil de yaşama koçluk olduğunu düşünürsek sevgili Dilek Hanım, biz liderlik ve yönetici koçluğunda son derece fazla çalışıyoruz.
Öğrencilerle çalışıyoruz, kariyer koçluğu yapıyoruz, kariyer tasarımını bu noktada önümüze alıyoruz. Bir de well-being ve mindfulness tarafının da gün geçtikçe insanlarımızın ihtiyaçlarını çok daha kapsayan, hatta nörolojik temelli koçluk çalışmalarının da burada artık günümüzde çok trend olduğunu ve olacağını da düşünüyorum. Çünkü dünya artık bambaşka bir yer. Artık hepimiz başka farkındalıklarla hayatımıza devam ederken böyle bu sürecin içerisinde de oradan oraya savrulmadan kendimiz için en iyi gelecek kendi konu tespitimizle devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir rol aldığınızı görüyoruz. Bize biraz bunlardan da bahseder misiniz? İzleyicilerimiz sizi daha yakından tanısın. Tabii seve seve. Evet, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorum. Bundan da büyük keyif duyuyorum sevgili Dilek Hanım. Sebebine de gelince aslında hepimizin aldığı eğitimlerimizin netice itibariyle bir sadakasının olması gerektiğini de düşünüyorum. Bu kadar bilgiyi biliyoruz. Dezavantajlı her bölgedeki insana ulaşmak, özellikle kadınlarımız, kızlarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız bizim çok çok kıymetlilerimiz. Bu noktada kadınlarımızın istihdamda olması, okumaya devam etmesi, girişimcilik noktalarında desteklenmeleri için var gücümle çalışmaya ömrüm yettiğince devam edeceğim. Çünkü ben de bunca eğitime, hatta imkanı sahip olmama rağmen hayatımın bazı dönemlerinde şunu biliyorum ki işte bazen sosyal mevkiler, bazen ailenizin yükledikleri, bazen size oturtulan biçilen kılıflarla ve kaftanlarla bambaşka yerlerdesiniz. Fakat böyle mi? Değil. O yüzden dezavantajlı her noktada var olmaya devam etmek istiyoruz. Bu noktada da kadınlarımıza çok güzel projeler yapıyoruz. Girişimci kadınlarımızı desteklemek adına. Zaten çocuklar biliyorsunuz hepsi birbirinden özel. Bizim onlar her şeyimiz, geleceğimiz. Evet. Onların okuyabilmeleri, hayatlarına devam edebilmeleri, o kıymetlilerimizin kıymetli olduklarını bilmeleri ve hissetmeleri de bu noktada benim için çok önemli. O yüzden oralarda da var olmaya çalışıyorum. Gücüm yettiğince de her zaman için bunun için çalışmaya devam edeceğim. Evet, siz böyle başarılı işlere imza atmaya devam edin. Biz de sizi takip edelim. Ay, çok naziksiniz. Çok teşekkür Ne ederim. demek? Ne demek? Şimdi merak ediyorum. Bu danışanlarınızın yaşadığı yaygın problemlerden biri olan motivasyon kaybını aşmalarına nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şöyle yapıyorum Dilek Hanımcığım. Hatta şöyle yapıyoruz. Birlikte yapıyoruz netice itibariyle. Koçluk ekosisteminde aslında bir koç hiçbir zaman için yönlendirmede bulunmaz. Biz mevcut durumu tespit ederiz ve ardından biz bir şekilde şu an ne yaşıyoruz, bunu nasıl değiştirebiliriz? Orada bir farkındalık, bir aha anı, bir uyanışa eşlik etmek bize keyif verir. Elbette ki herkes kendi kariyer çizgisinde, kendi hayat döngüsünde kendi yaşadığını hem kendisi en iyi şekilde biliyor hem de maalesef ki bazen akış içerisinde oradan oraya savrularak hiçbir şey bilmediğimizi fark ediyoruz. Buradaki en önemli hani 5 maddeyi de sayacak olsam, 15 maddeyi de sayacak olsam ilk önce kendini tanımaktan geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü aslında motivasyon kaynağını belirlerken insanlar en çok yine kendilerine dönüp bakmak durumundalar. Şayet içsel motivasyonlarının yüksek olduğunu düşündüğümüzde zaten dünya herkesin için aynı dünya ya da herkes için çok farklı bir dünya. Duruma göre o kadar değişiyor ki sadece bizim bakış açılarımız buna yön veriyor. Ama değer ve amaç odaklı olmak motivasyonun sürdürülebilir olması anlamında çok kıymetli. Küçük adımlar atmak ama büyük hedeflere küçük adımlar atarak gidebileceğimizi bilmek. Bunun yanı sıra bir atalet durumumuz varsa muhakkak ki bunu yenmek. Buradan hareketle de işte tüm duygusal düşünmeler, duygusal adımlar, psikolojik sağlamlık bizi bugünden yarına sürdürülebilir bir motivasyonla taşıyor. Evet.
Peki verdiğiniz bu hizmetlerin içerisinde benim gözüme çarpan böyle dershane okul süreci de gördüm. Bir ebeveynlik işte öğrencilerle böyle bunlarla da ilgili Tabii. bize verdiğiniz hizmetleri birazcık daha açabilir misiniz ve Tabii gözlemleriniz ki. nelerdir? Tabii, hemen söyleyeyim. Şimdi burada şu var. Öğrencilerle çalıştığımızda ve çalıştığımda aslında yine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyorum sevgili Dilek. Çünkü burada şöyle bir şey var. Sadece ve sadece öğrenciyle çalışmak da yetmiyor. Öğrenci sizinle bir seans yapıyor ve bu seanstan sonra yine ait olduğu evine geri dönüyor. Burada karşılaştığı davranış kalıpları, burada ona hissettirilenler, olumlu olması yönünde yapılan pek çok şeyin aslında onda öyle yankılanmaması neticesinde ben dedim ki artık bir öğrencimize öncelikli olarak bir kişilik envanteri uyguluyoruz. Genel olarak bir başucu kitabı niteliğinde bir raporunu çıkarıyoruz ve ardından şunu yapıyorum. Ebeveynleriyle ayrı çalışma ve seans görüşmeleri. Rehberlik birimi varsa muhakkak ki rehberlik birimiyle de konuşma, görüşme ve buradan devam etme. Yani bir masanın dört bacağı olarak işi düzgün zemine oturtma. Çünkü aslında hepimizin ortak bir amacı var. Şayet başarıysa hepimiz birlikte yürüyerek gideceğiz. Şayet mutluluksa yine birbirimizi anlayacağız, empatimizi kuracağız ve burada anlarken, dinlerken birbirimize yol arkadaşlığı edeceğiz. Bu noktadan hareketle bu işi yine dediğim gibi bir ve bir arada yürütebilmenin yolları çok kıymetli. Aynı dili konuşabilmek adına da ben hem öğrencilerimle hem ebeveynlerimle muhakkak ki düzenli görüşmeler yapıyorum. Ve kendimce yıllar içerisinde böyle bir sistem geliştirdim. Sonrasında da zaten ne oluyor ben size söyleyeyim. İşte sağ olsunlar mezuniyetlerine çağırıyorlar. Ondan sonra en ufak bir şeyde bir mutlulukta, bir hüzün anında arayabilecekleri bir ipek olduğunu biliyorlar. Benim için de bu işte dünyanın en büyük ulaşmak istediğim mutluluğu. Çok güzel gerçekten iz bırakıyorsunuz. Ne güzel her kalbe bir dokunuyorsunuz. Yani yok yok ben baktığım zaman da şöyle hem performans koçluğu, yönetici koçluğu, kurumsal taraf var, kariyer koçluğu var, Çalışıyoruz. öğrenci koçluğu, evet kadınlara bir destek. Yani herkesin böyle bir dokunuşunuz var. Harika bir şey. Peki Teşekkür. her alanda evet bu deneyiminiz var. Gençler mi daha kolay, çocuklar mı daha kolay, büyükler mi daha kolay? Siz hangisi yormuyor ya da böyle hangisi Şimdi seviyorsunuz? bu zor bir soru oldu. Bunu söyleyeyim öncelikli olarak. Aslında çocuklarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Onu çok net söyleyeyim. Son dönemde bir de ileri yaşla ilgili projelerin içerisinde yer almak istiyorum ve o ileri yaşın aslında bir anda görüyorsunuz ki ileri yaş dediğimizde 10-11 yaş çocuğuyla aslında çok büyük paralellikler gösteren bir alan. Fakat çocukların o keskin zekaları, o böyle anında yanıt vermeleri, sizi içlerine almaları, keza sizin de öyle onlara yaklaşmanız tabii bambaşka bir şey. Orayı çok seviyorum. Çocuklar beni o noktada zorlamıyorlar. Hatta zorlanmıyorum. Yetişkinlerde daha zorlu çalışma kalıpları olabilir. Çünkü bizim aslında yargılarımız var. Bizim değerlerimiz var, tabularımız var, aşılması gereken alanlarımız var. O noktada evet çocuğun takibinin yorucu olabildiği alanlar olabilir. Çünkü netice itibariyle ben de bir anneyim ve kendim de evde iki tane çocuğuma annelik yapıyorum. Sonra ceketimi giyiyorum. Başka bir kimlikle belki ekranın karşısına geçiyorum. Evet, takip süreci belki biraz daha farklı olabilir ama şunu söyleyeyim, çocuklar beni bu noktada yormuyorlar. Yetişkinlerin yorduğu kadar zannetmiyorum sevgili Dilek Hanım. Evet, biz yetişkinler o iletişimde daha problem yaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Çocuklar her şeyde Yani mutlu oluyorlar. Her şeyde böyle bir daha relaxlar bize göre baktım. ya evet hem öyle biraz da şu da var tabii ki. Eğer ki o kanala girip de sevgi dilini oluşturursan
Ki zaten aslında biz bunun için öncesinde bir kimya görüşmesi yapıyoruz. Kimya görüşmesi sadece koç hissini seçmesi için değildir ya da mentor. Bu işler karşılıklı. Bizim elektriğimiz tuttuğu noktada biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü hiç kimse işte 40 dakika bir seans boyunca sevmediği, hoşlanmadığı bir ortamda olmak zorunda değil ki. Bu karşılıklı olarak verilecek bir karar. İşte buradan hareketle de şunu söylüyorum zaten. Önce bir görüşelim, bir konuşalım. Hani öyle hemen fiyat verelim, ne yapalım, ne edelim. Tamam, onu bir yaparız. O hiç sorun değil. Ama önce bir ortak aynı dili konuşuyor muyuz? Buna bakalım istiyorum. Burada da zaten pek çok şey gerçekten maddiyattan çok önemli. Nedir ki bolluk bereket dediğiniz şey? Ben hep insan olarak aldım, kabul ettim. Şimdiye kadar da hiç pişman olmadım. Şükürler olsun hayatıma giren herkesin varlığına diyorum. Ve oradan da o hareket ediyoruz işte. Devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Valla çok pozitifsiniz. Işığınızla böyle gerçekten insana farklı bir enerji veriyorsunuz. Çok teşekkür Çok ediyorum. naziksiniz. Onur ettiniz beni. Sağ olun Dilek Hanımcığım. Ne demek? Programımızın böyle yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. İzleyicilerimize, Peki. işte gençlere veya işte firmalara böyle mesajlarınız, son böyle söylemek istediğiniz, altını çizmek Tabii. istediğiniz noktalar varsa alalım. Söyleyeyim. Şöyle, aslında bir sürü eğitimler veriyoruz. Temeline koçluğu koyuyoruz. İşte çok güzel araçlarla çalışıyoruz. Bir diğer yandan bunca şeyi neden yapıyoruz? Bunca şeyi aslında iyi olabilmek, mutlu olabilmek, keyifle bu geldiğimiz yaşamı sürdürebilmek için yapıyoruz. Ben her şeyin temeline de bunu koyuyorum. Diyorum ki para kazanmaksa mevzu, evet hepimiz bir şekilde hayatımızı devam ettirebilecek kadar bir şeyler kazanacağız. Ama orada işte o iç huzuru sağlayabilmek, bu dinamikleri devam ettirebilmek çok önemli. Kaldı ki hepimiz gerçekten yaşadığımız ülke itibariyle, yaşadığımız olaylar itibariyle en kolayı bir çukurun içerisinde, çamurun içerisinde belki de debelenmek. Yani bir şeyler iyi olsun diye, ya benim bireysel olarak bunu da yapabileceğim bir şey yok ki deyip de kenara çekilmek mesela benim tarzım değil. Çünkü burada kolektifin gücüne de inanıyorum. Ya biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Yeterince de iyisini yapalım. Mükemmel olmak zorunda değil ama hiçbir şey yapmamaktan çok daha önemli. Yani bir sıfırdan oldukça büyük. Şimdi o başka bir yer. Bir diğer taraftan işte o tamız, bütünüz, biriz. Farklı özelliklerimiz var. Sizce neden bu kadar farklıyız? Çünkü bir araya geldiğimizde olağanüstü bir ahenk ortaya geliyor ve ortaya çıkıyor. Ben takım çalışmalarında da, eğitimlerde de hep herkesin kendi ışığını parlatması taraftarıyım. Oradaki o potansiyelini keşfetmek demek zaten bu. Hepimiz bir kere farkına vardığımızda ne olursa olsun tabii ki düşeceğiz. Ama önemli olan ne kadar da kalktığımız. Nerede kalkmak istediğimiz, ne kadar kalkmak istediğimiz. Orada da tabii ki çabaya, emeğe çok önem veriyorum. Ve çocuklarımda da, öğrencilerimde de hep bunu takdir ediyorum. Yoksa onun dışındaki her şey çok gelir ve geçer. Evet, çok güzel anlattınız. Gerçekten harika bir hikayeniz var. Yaptığınız işler çok Çok kıymetli. teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. ederim Vakit Dilek Hanımcığım. ayırdınız, bizi kırmadınız. Çok çok teşekkür Ben de ediyorum. çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Burada olmak benim için çok kıymetli. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Devamlarını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi ilgiyle, beğeniyle takip ediyorum. Tekrar başka bir programda umarım bir araya geliriz tekrardan. Çok Dilerim. isterim. Her zaman sizin için buradayım. Telefonun ucundayım. Sevgilerimle. Çok sağ olun Dilek Hanım. Ben de sizleri severek takip ediyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Değerli ederim. izleyicilerimiz, bir ilham veren hikayeler programının daha sonuna geldik. Ama bugün deneyimi, bilgi birikimi ve sosyal sorumluluk projeleriyle, katkılarıyla ilham kaynağı olan sevgili İpek Elgin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kişisel gelişimden liderlik becerilerine, girişimcilikten gençlere rehberliğe kadar geniş bir yelpazede sunduğu katkılarla İpek Hanım'ın hikayesi bize gerçekten ilham verdi. İçsel motivasyonu güçlendirmek, kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşmak
ve değişen dünyada kendimize değer katmak adına önemli ipuçları paylaştı. Kendisine koçluk süreçlerindeki içten yaklaşımı ve aktardığı değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu programın gerçekleşmesinde yanımızda olan Lara Freight'e desteğinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için siz sevgili izleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir programda daha görüşmek dileğiyle. Loş TV'de kalın, ilhamla kalın. Hoşça kalın.